Dünya tarihinde Amerika'nın aldığı en küçük düşürücü yenilgilerden birinin üzerinden 50 yıl geçti. Yenilgenin adı Domuzlar Körfezi. Fidel Castro rejiminin devrilmesini isteyen Amerikan hükümeti CIA eliyle Kübalı muhaliflere eğitimler veriyordu ve muhalifler 17 Nisan 1961'de bir gece yarısı Domuzlar Körfezi'ne çıkarma yaparak Küba'yı işgale kalkıştı. Sonuç Amerika için hüsran, Küba için büyük bir zaferdi. Şimdi tarihten bir sayfa açıyor ve 50 yıl önce Domuzlar Körfezi'nde yaşananlara bakıyoruz. Küba'nın güney kıyısında palmiye ağaçları gölgesindeki bu sahil ülke tarihi için kritik bir eşiğe işaret ediyor. 50 yıl önce CIA tarafından eğitilen Kübalı sürgünler Fidel Castro rejimini devirmek amacıyla işte bu sahile, Domuzlar Körfezi'ne çıkarma yapmış ve ağır bir yenilgi almışlardı. <laughs> O dönemde Amerikan televizyonlarında verilen haberlerde Kübalı isyancılar Castro'nun adasını işgal etti deniliyor, Castro'nun halka öfkeyle seslendiği görüntüler gösteriliyordu. Kübalı isyancıların niyeti gece karanlığında hissettirmeden Küba topraklarına çıkmaktı. Ama onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Zira sahilin hemen gerisinde siper almış bir grup milis elleri tetikte beklemekteydi. Buralara yakın bir semtte oturuyordum. Dışarı çıktım ve gökyüzünde bir işaret bir şeyi gördüm. Hemen kardeşlerim ve babamla birlikte buraya geldik. Geldiğimizde yoldaşlar da buradaydı. Bize bu bir işgal arkadaşlar dediler. Dikkatli olun. Elimizde 11 tüfek vardı. Sabaha karşı 4 gibi çıkarmaya başladılar. Ateş açtık, geri çekildiler. Kısa bir süre içinde destek kuvvetleri geldi. Operasyonun başında bizzat Fidel Castro bulunuyordu ve savaş 3 gün içinde sona erdi. Domuzlar Körfezi Amerika için muhteşem bir yenilgiydi. Gizli bir operasyon planlanıyordu ama o kadar pervasızca yapılıyordu ki bütün dünya bunun ardında Amerika'nın olduğunu biliyordu. Küba'nın Sovyetler Birliği'nin etki alanına girmesini önlemek amaçlanıyordu. Ancak tam tersine Fidel Castro'yu Sovyetlerin kucağına itti. Bir yıl sonra patlayan Küba füze krizi dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirdi. Dönemin Amerikan Başkanı John F. Kennedy bu konuşmasında Küba'da füze üsleri kurulduğuna dair ellerinde kanıtlar olduğunu söylüyordu. Nihayetinde Fidel Castro'yu iktidardan indiren Amerikan saldırıları ya da CIA'in sayısız suikast girişimleri değil, sağlık sorunları oldu. Küba'da bu hafta sonu yıllardır ertelenen Komünist Parti kurultayı yapılıyor. Gündemde ekonomik reformlar var. Ancak görünen o ki Küba rejimi Domuzlar Körfezi'nden bu yana olduğu gibi her şeye rağmen ayakta.